Üniversite hayatım boyunca kanser olmazsam bir daha olmam. Ben gidip fotokopi çıkarttırmam gerekiyor. Şimdi bugün şöyle bir şey oldu. Ben az kalsam video çekmeyi unutuyordum. Var ve bu sınava İngilizce bir şekilde olacağız. Vesaire bu arada herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Açıldık falan derken uyandım. Yoksa uyanamam, imkanı yok. Şimdi gidip biraz ders çalışacağım. Hadi A101'e atölye ürünlerine çok güzel bir motora gelmiş diyorlardı. Gittim ama bitirmişler sanırım. Dedim bilmiyorum artık sonucum ne gelecek. Yine sistem çöktü ama bu sefer ciddi anlamda çöktü. Böyle hoca... Ancak biz öğrenci mağduriyeti gerçekten çok has safhada. Mesela çoğu soruya dönüp bakamadım bile hani okumaya. Hoca bir tane online derste şey demişti. Herkese günaydın. Yeni bir videodan herkese selam. Uzun zaman oldu yine video atmaya da. Aslında son video attığımda artık video atma sıklığımı arttıracağım demiştim. Ama yine atamadım. Yani öyle gelişti bilmiyorum. Ve bu hafta da vize haftamın ilk haftası. Benim vize haftalarım 2 hafta sürüyor. Eski videolarımdan biliyorsun. Ben de dedim ki bari bunu vloglayayım. Bugün de ilk online vizeme gireceğim. Biraz gerginim aslında. Medeni hukuk sınavım var. İzin biraz solgun görünüyor. Ramazan dolayısıyla vesaire. Bu arada herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Yani işte çalıştım. İnşallah iyi geçer falan demek istiyorum. Çıktım da iyi geç demek istiyorum ama iyi geç dedikten sonra sonuçlar bir açıklanıyor. 50-60 neyse. Demeyeceğim öyle. İnşallah güzel geçer. Sonucum da güzel gelir. Tek kamera olacakmış. Ben iki kamera falan olur diye çok korkmuştum açıkçası. Yani aslında hani kopya vesaire o yüzden değil. İki kamera olunca geriliyorum. Acaba işte bilgisayar ekranı göründü mü vesaire falan diye. Çünkü bir kere girmemizde öyle olmuştu. Ama şimdi sadece kişisel hakların korunduğundan dolayı bizim yüzümüz görecekmiş. Bu arada çok ani bir geçiş yaptım. İlk defa beni izleyenler için ben Zeynep. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Şöyle bırakayım hesabımı. Ve Başkent Üniversitesi'nde yarı burslu hukuk okuyorum. Bu da hukuk haftasının vize haftası dolayısıyla. Öyle yani ilk defa online vizeye gireceğim. Daha önce bir bilgisayar sınavının şeyine girmiştim BTU. O 2 yıl boyunca veremediğim sınavı. Allah 1 yıl boyunca veremediğim sınavın şeyini. Neyse şimdi gireceğim işte saat kaç? 8:41. Saat 9:30'da sınavım ama 9'da hazır olarak beklememiz gerekiyormuş. Şimdi sisteme gireceğim. İşte Zoom'dan takip edilecekmiş. Şifreyi falan alacağım vesaire. Buradan da güncellemeler yapacağım. Bu arada bu videoyu 2'ye bölmeyi düşünüyorum. Yani 1. ve 2. haftası olarak. 2. haftasında hem daha az sınav var hem de şey sonuçlarını çıkandığını da çekmek istiyorum. Aa, çok güzel oluyor. Geçen dönem finallerde yapmıştım. Öyle. Bakalım nasıl olacak. Sonuçlarımı açıklandım falan. Sonra zaten bayram geliyor. Bayramdan sonra da okulu yüz yüze açmayı düşünüyorum. İşte bunları konuşuruz dedim. Gidip şimdi şu şeye bakmam gerekiyor sisteme. Ben öyle bir kayıt açayım dedim. Sınavdan sonra görüşürüz o zaman. Şu an sınavım bitti. Arkadan Sela ses geliyordu. Bitsin de öyle açayım. Şimdi sınavım bitti. Ay çok karanlık oldum. Ve sorular yayınlandı. Cevap anahtarları yayınlanmasa da onlara bakıyordum kitaptan. İlk baktığım soru çat diye yanlış çıktı. Neyse olsun zaten sorunun doğru olmasını beklemiyordum. Şöyle sınavım güzel geçti aslında ama hemen pat diye güzel geçti demek istemiyorum. Geçen videolarımda hep böyle güzel geçti dedim. Ondan sonra sonuçlar bir kere 50-60. O yüzden öyle demek istemiyorum. Yani orta haldeydi. Bildiklerimi yaptım. Bilmediklerimi zaten hani deprem sonrası psikolojileri ne kadar iyi çalışılabilirse o kadar çalıştık. Yaptım gibi işte bakıyordum sorulara. Bu arada medeni hukuk, aile hukuku sınavıydı. Bu dönem aile hukukundan sorumluyduk. İşte aile hukuku çalışmak yerine gidip kardeş payı izleyince böyle biraz tökezleyebiliyorsunuz. Neyse. Bence geçen dönemden daha güzel geçti vize. Bu medeni hukuk vizesi çünkü daha alışkın olduğumuz bir şeydi. Online sınavda çok korkulacak bir şey değilmiş. Ben bağlantı kaybolmasın, bağlantı gitmesinden korkmuştum.
Onun için telefonun internetin her an açık bulunurdum. Böyle bağlantıda gidip gelirim diye. Ama o durumlara karşı da 10 dakika geçmediyse işte ekran resmi alıp yollayabiliyorsunuz. Böyle güvenceleri falan var. Ona da çok sıkıntı yaşamadım. Çok şükür, bin şükür. Öyle. Şimdi gidip uyuyacağım. Malum Ramazan. Erken uyandık. Ne yapalım? Sonraki vizem Perşembe günü Roma hukuku. Bugün Pazartesi. Bugün Salı. Hadi bakalım. Herkese günaydın. Evet, muhteşem ev kostümümle yine online sınav gününden günaydın herkese. Şimdi bugün Roma sınavım var. Hemen kalktım. İşte bir açıldım, kendime geldim. Kardeşim okula bırakırken öyle biraz annemle açıldık falan derken uyandım. Yoksa uyanamam, imkanı yok. Şimdi Roma sınavına gireceğim. Biraz gerildim açıkçası. Nasıl çalıştığımı vesaire anlatmak istiyorum aslında. Ama bunları sonrasına bırakacağım. Çünkü şu an pek zamanım kalmadı. Saat 8.30. 9'da sanal sınıfta olmamız gerekiyor yoklama için. 9.30'da da sınav başlayacak. Hoca bir tane online derste demiş. 25 soru 30 dakika gibi düşünüyorum. Normalde hocamız klasik soru sorar, az sorar, öz sorardı ve çoğu şeye puan verirdi. Ama online eğitim dolayısıyla galiba olacakmış test. 25 soru 30 dakika gibi düşünüyorum demişti. Bence yaparız diye düşünüyorum. Ama yine gerginim tabii. Geçenki medeni hukuk sınavımı kontrol ettim. 7-8 yanlışım çıktı gibi görünüyor. Açıklarlar diye düşünüyorum bugün yarın. Bu arada yüzüm nasıl parlamış. Şu an yüzümde kapatıcı yok. Çünkü makyaj yapmadım sınava gireceğim diye. Ama bir parlamış şöyle sanki yüzüm. Öyle. Sınav çıkışında bir daha açayım kayıt. Herkese selam. Şimdi bugün şöyle bir şey oldu. Ben sabah video kaydını açtım evet ama daha sonrasında bazı gelişen durumlar sonucunda videonun sonunu çekemedim. Bu arada yeni iftar açtığımız için bol bol su içmem gerekiyor bir dakika. Şimdi şöyle oldu. Olayları en başından anlatacağım. Biz Roma sınavına girdik. Bugün Roma hukukundan sınavımız vardı ve benim en sevdiğim ve en çok çalıştığım ders Roma. Bu yüzden tam not almak istiyorum ya da en azından tam nota yakın olmak istiyorum. Çünkü alabileceğim tek ders bu diye düşünüyordum. Ve çalışmıştım gayet güzel bir şekilde. Tam sınava gireceğimiz zaman birden sistem kilitlendi. Birden sistem kilitlenince kimse sınava giremedi tabii ki. 3 sanal sınıfa bölmüşler amfiyi. Ve 3 sınıfın 3'ü de girememiş. Çünkü sistem birden kilitlenmiş. Daha sonra bazı girenler olmuş mesela ve sınava bir kere giriş hakkımız bulunuyor. Girenler olmuş, girdikten sonra sistem onları atmış. İşte bir kere giriş hakkı olduğu için sıkıntı çıkanlar olmuş vesaire. Ben hiç giremedim, sınava giremedim direkt. Neyse bir 20 dakika falan geçti. Bu sırada ekran resimlerini aldık. Çünkü sınav yönetmeliğinde 10 dakika içerisinde girmediğimizi belirtmezsek muafiyete giremiyoruz vesaire. Öyle şartlar vardı. Onları gerçekleştirmek için ekran resimlerini aldık ama bu sırada ben çok gerildim. Zaten videosunu koymuştum. Elim ayağım titriyor. Yani titriyordum sınavdan önce. Benim değişik bir gerginlik vardı üstümde. Daha sonra sınav bir şekilde başladı. İşte herkes sistemden çıksın diye uyarı geldi. Çıktık. Daha sonra yeniden girdik. İşte bu sayede sorun düzeltildi denildi vesaire. Tekrar girdik. Bu sefer mesela bazen şöyle sorunlar oldu. Tam sınavın ortasındayım. Birden sistem donuyor. Süre donuyor. Sayfa atlamaya çalıştığım anda atlayamıyorum. Sayfa geldiğinde süren bitmiş, yani azalmış oluyor. Soruyu işaretleyemiyorum. Direkt mesela bana olmadı ama sistemden atılanlar olmuş. Direkt error, hata veren olmuş gibi sorunlarla karşılaşınca tabii bunları siz Zoom'dan da bağlandığımız için duyuyorsunuz. Ben iyice gerildim. Mesela çoğu soruya dönüp bakamadım bile. Hani okumaya vaktim olmadı.
bildiğim soruları tek bir kere okuma şansım vardı. Süre çünkü dediğim gibi sayfa yeniledikçe sürem gidiyordu. O yüzden ilk okumamda işaretlemek zorundaydım. Bildiğim soruları düşünemeden işaretledim. Bilmiyorum artık sonucum ne gelecek. Hızlı okunur işte sınavlar. Hemen açıklanır diye düşünüyoruz. Daha sonrasında sınavın bitmesine en son baktığımda 1 dakika falan vardı. Takıldığım soruları bir dönüp bakayım dedim. Yani 9'dan 12. soruda takıldığımı hatırlıyorum. İşte en çok o sorulara takıldım. Dönüp bakayım dediğimde döndüm onlara bakarken birden sistem dondu. Yani dondu dedim. Yapım bir şeyler oldu. Sonra ben tekrar baktım 11 saniye vardı. Şık değiştirecektim. Değiştiremeden birden süreniz doldu dedi ve sistem beni attı. Yani ben aklımdaki şeyleri yapamadan ya da ne bileyim kendim beklediğim performansı gösteremeden sistem çöktü ve online eğitimin mağduriyetini yaşadık. Daha sonra tabii bunu çoğu arkadaşım yaşadığı için hemen hocam mail attım. Dedim hocam böyle böyle ne olacak yani dur sonucu ne olacak. Tabii herkes mail attığı için hoca da bizi dekanlığa yönlendirdi. Yani dekanlığa mail atın dedi de dekanlık ne yapabilir? Muafiyete yönlendirebilir ki ben muafiyete girmek istemiyorum. Bir daha bu stres yaşamak istemiyorum. Hani ben farklı bir çözüm yolu beklemiştim. Belki puan eklerler vesaire demiştim ama o da biraz zor gibi. Bilmiyorum. Sonra işte bunlar olunca sınavdan sonra tabii ben yani çok üzüldüm. Ağladım falan ama yani ağladım ne diyeyim? Hani böyle bir gerginlik oldu. Gelince insan ağlar öyle bir şeydi. Onu, o göz yaşını atamazsanız rahatlayamazsınız. Ondan sonra işte çıktım sınavdan vesaire derken daha sonra da dışarı çıkmamız gerekiyordu. Ben video çekemedim. Video kaldı. Şu an 4 gün sınavım yok. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Pazartesi var. Ya bugün perşembe. Pazartesiye kadar sınavımız yok. Şimdi oturup biraz ders çalışacağım. Ve bu video biraz durağan olduğunu fark ettim. Bu videonun hani eskilere dönüp baktım editlerken. Çünkü şey sürekli masa başındayız. Online eğitim olduğu için sürekli evden çekiyorum. Bunu hareketlendirmek için neler yapabilirim dedim. O yüzden ders çalışırken ki videolarımı acaba videoya eklesem mi diye düşündüm. Ekleyeceğim sanırım. Çünkü sürekli konuşma olmaz. Öyle. Pazartesi günü de sosyoloji sınavım var. Sosyoloji İngilizce bir şekilde alıyorum. Bu beni çok geriyor. Bakalım ne olacak. Şimdi gidip biraz ders çalışacağım. Herkese selam. Şimdi yeniden bir kayıt açtım. Ay gözlüğümü takayım daha iyi göreyim diye dedim de parlamadı inşallah. Bugün normalde herhangi bir sınav yok ama ben yine de kayıt açtım çünkü sürekli sınav olmasın dedim. Vizelerim için neler yaptığımı da göstermek istedim. Bugün gidip fotokopi çıkarttırmam gerekiyor. Bayağı büyük bir adım. Onu çıkartırken falan bunları size göstereyim dedim. Daha sonra nasıl çalıştığımı. Çünkü baktım yoksa sadece çok salan bir vlog olacak. Böyle olmasını istemedim. Bu arada kanalıma gidip çok daha eğlenceli ya da çok daha farklı içeriklerimi görebilirsiniz. Şimdi online eğitimdeki vize haftam olduğu için normal vize haftamdan çok farklı geçiyor. Online olmayan normal vize haftam videosunu şuraya bırakayım ben. Siz oradan mutlaka izleyin bence. Şimdi hemen fotokopilerimi çıkarttırıp gelip ders çalışacağım. Bekleyin beni. Şimdi de çarşıdan geldim ve daha üstümü montumu bile çıkartmadan. Hemen dedim bir kayıt açayım sonra unutuyorum çünkü. Şöyle bir tane şişe aldım. Normalde A101'e aktüel ürünlerine çok güzel bir matara gelmiş diyorlardı. Gittim ama bitirmişler sanırım. Ben de böyle bir matara buldum. Positivist Power diye. Şimdi bunu alayım dedim. Sonra gittim tabii ki fotokopi çıkartmam gerekiyordu. Sosyoloji dersimizde fotokopi üzerinden işliyor hocam. Onun fotokopilerini çıkarttırdım bu şekilde.
Bilgisayar ekranındansa kağıt üzerinden çalışmak daha verimli geliyor bana. En azından vizeler için. Onları çıkartırdım. Öyle. Herkese günaydın. Az kalsın video çekmeyi unutuyordum. Bugün bu videonun son günü olacak. Ve ben video çekmeyi unutuyordum. Çünkü o kadar heyecanlıyım ki zaten bir kalp çarpıntısıyla yandım. Çünkü bugün sosyolojiye giriş dersinin vizesi var ve bu sınava İngilizce bir şekilde olacağız. Daha önceki vize videolarımı izlediyseniz eğer benim İngilizce sınavlarında ne kadar gergin olduğumu bilirsiniz. Çünkü zaten ben Türkçe şeyleri bile zor anlıyorum. Hani ilk yılın verdiği zorlukla. Kaldı ki bunu İngilizce anlayacağım. Kaldı ki online şekilde. Baya bir gerginlik var üstünde. Böyle bir kalp çarpıntısıyla uyandım. Yani hukuk okumayı düşünüyorsanız eğer seçmeli ders alacağınız bir üniversite mi? Bakın. Seçmeli derslere hangi üniversite? Bakın. Hukuk okumak istiyor musunuz? Bakın. Ben çok severek okuyorum ama sevmeden kesinlikle yapılacak bir şey değil sanırım. Öyle. Bugün bu videonun son günü olacak. Çünkü iki videoya bölmek istiyorum. Uzun, çok uzun olmasın diye. Yarın da yarın da ikinci videoya başlatacağım. Hangi sınavlarım falan var onları yarınki videoda söylerim artık. Yani bu videoyu attıktan yaklaşık bir hafta sonra falan da o videoyu atmış olurum diye düşünüyorum. O videoda notlarımı da açıklayacağım. İnşallah videonun kapanışını çekmeyi unutmam. Böyle ani bir heyecanla birden uyuyabiliyorum falan. Uyuyacağım çünkü bu sınavdan sonra Ramazan dolayısıyla malum. Yoldan ne kadar çok araba geçiyor. Daha sisteme sınav yüklemeden bir sayfayı yenileyelim bakalım. Ya burası annemin dikiş odası. Wi-Fi burada diye annemin dikiş odasına girdim. Ve mankenler falan var arkada. Yani yanlışlıkla görüntü de onlar çıkacaktı. Onlar kopya sanacaklar diye. Aşağı yapıyorum ama göremem böyle sistemi. Bir dakika. Hala yüklemedim her sınava. Çok gerici. Çok inanılmaz gerici. Gerçekten üniversite hayatım boyunca kanser olmazsam bir daha almam. Tabii. Neyse arkadaşlar. Ben sınav çıkışında sizi yine bilgilendireceğim. Bana şans dileyin. Yaparız ya herhalde. Hadi bakalım. Herkese selam. Ya yüzüm çok aşırı solgun görünüyor ama vize hafta sınava geçebilir karşı video karşısına çıkmak istemedim. Şimdi sınavdan çıktım. Yine sistem çöktü ama bu sefer ciddi anlamda çöktü. Böyle hocalar girip süreyi bile uzatamadı. Yarım saat kadar giremedik. Daha sonra bir şekilde girdik falan derken hiç giremeyen oldu. Hiç giremeyen son 15 dakika erişebilen oldu. Muafiyete başvuran oldu. Vesaire tabii ki süre uzatıldı. Bu durumlarda süre uzatılıyor. Ancak biz öğrenci mağduriyeti gerçekten çok had safhada. Yaptım. Güzel geçmedi. Çok güzel geçmedi. Çünkü İngilizceydi. Ortalama düzeydeydi. Şimdi ben iyi geçti diyorum. Sonra biliyorsunuz ki böyle 40-50 falan geliyor. 25 soruydu. 40 dakikaydı normalde süre ama erişimsizlikten dolayı 1 saat 5 dakikaya yükseltildi. İşte sürekli sistemde olduğu için.
Yine dondu benim sistemim ama Roma sınavında dediğimden daha iyiydi benimki. Hani genel olarak sistem daha kötüydü ama benimki daha iyiydi hani sistemsel açıdan. Öyleydi. Bunların sonuçları ne zaman açıklanacak bilmiyorum. Şimdi online olduğu için büyük ihtimalle kayıtlar vesaire izleniyor. Ya da işte Zoom üzerinden ayrıca takip edildiği için Zoom'un sonuna kadar kaldılar mı, kamera sesi açık mıydı, bunlara bakıldığını düşünüyorum. O yüzden sonuçlarımın açıklandığı ve yarın itibarenki sınavlarımı vize haftam 2 olarak çekeceğim ve paylaşacağım. Bu videomu bu hafta içinde yüklemeye çalışacağım her sınavlardan vakit bulabilirsem. Beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'a da bekliyorum. Orada çok daha aktifim. Instagram adresimi şöyle bırakıyorum. Zeynep03. Ve buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Ve bu videodaki yüzümün solgunluğu, işte Ramazan'ın sınav haftasının verdiği vesaire o yorgunluğu affedersiniz diye umuyorum. Benden bu kadar bu video için. Yarın yeni kayıt açacağım. Beklemede kalın.